Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, üreticinin hububattaki fiyat beklentisini, Mayıs ayı girdi fiyatlarını ve 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle süt sektöründe yaşanan son gelişmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %522,5 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %394 ile kabak, %374 ile ıspanak, %331 ile salatalık takip etti. Mayıs ayında elmada üretici ile market arasındaki fiyat farkı %500'ün üzerindeyken 4 üründe %300'ün, 9 üründe %200'ün üzerinde gerçekleşti. Elma 6.2 kat, kabak 4.9 kat, maydanoz 4.8 kat, ıspanak 4.7 kat, salatalık ve marul 4.3 kat, sivri biber 3.9 kat, kuru üzüm 3.7 kat, kuru fasulye ve yeşil mercimek 3.5 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 12 lira 45 kuruşa, 2 lira 34 kuruş olan kabak 11 lira 55 kuruşa, 3 lira olan ıspanak 14 lira 21 kuruşa, 1 lira 59 kuruş olan salatalık 6 lira 85 kuruşa markette satıldı. Mayıs ayında markette 38 ürünün 26'sında fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır. Türkiye için özellikle hububat sanayi stratejik bir konuma gelmiştir. Rusya ve Ukrayna savaşının başta hububat olmak üzere tarıma etkisi ve ülkemizdeki tarımsal gelişmeler hububat üretimine çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Çünkü TÜİK'in tahmini rakamlarında da ifade edildiği gibi bu yıl buğday rekoltesi 20 milyon tonun altında beklenmektedir. TMO maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçinin önümüzdeki yıl tarlada kalabilmesi için 2021-2022 döneminde müdahale alım fiyatını, üretici maliyetlerini, ithalat ve dünya fiyatlarını gözeterek açıklamalıdır. Dünya buğday fiyatları ise ortalama 476 dolar seviyelerindedir. Yani bugünlerde 16.38 Türk lirasından işlem gören dolar kuruna göre FOB dünya fiyatları yaklaşık ton başına 7.800 lira seviyesindedir. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının dışında dünyada üretici ülkelerin ihracata getirdiği kısıtlamalar hububatta spekülasyona davetiye çıkarmaktadır. Bu durumda başta buğday olmak üzere hububat fiyatlarındaki aşırı yükselmeler nasıl önlenecektir? TMO stratejik bir konumdadır. Üreticiyi memnun edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapamazsa piyasayı regüle edecek güvenlik stoğu oluşturamayacaktır. Bu dönemde güvenlik stoğunu ithalatla karşılama imkanı azalmıştır. TMO'nun alım politikasında hata yapma lüksü yoktur. Aksi takdirde sektörde spekülasyona davetiye çıkarmış olur. Stokçuluk yapmak isteyenlere de gün doğar. Bu fırsatçılar stoklayacakları buğday nedeniyle halkın ekmeğinin fiyatıyla oynayabilirler. Un ve makarna üretimimiz ve ihracatımız da düşebilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak şimdiden TMO'yu uyarıyor, gerekli de tedbirleri almaya davet ediyoruz. Gübre fiyatları Mayıs ayında Nisan ayına göre küçük bir oranda düşüş gösterse de fiyatlar üreticilerimiz açısından halen çok yüksektir. Mayıs ayında amonyum sülfat gübresi yaklaşık %4.6, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %3.3, 20-20 kompozit gübre 2.2, üre gübresi %1.8 ve DAP gübresi %1.1 oranında düştü. Geçen yılın Mayıs ayına göre son bir yılda üre gübresi %253, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %224, amonyum sülfat gübresi %219, 20-20 kompozit gübresi %190 ve DAP gübresi %167 oranında arttı. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için en az 1.5 olarak belirlenen çiğ süt yem paritesinde dengeyi sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Hayvancılık destekleri artarak devam etmelidir. Sürekli artan yem fiyatlarına radikal tedbirler alınmalı
yem piyasasına müdahale edilmelidir. Bu kapsamda yemde akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi gibi bir sistem hayata geçirilmeli. Üreticilerin yeme gelen zamlar nedeniyle mağdur olmaları ve belirlenen pariteden sapmalar önlenmelidir. Okul sütü programı tekrar hayata geçirilmeli. Program doğal yolla imal edilen peynir, yoğurt, ayran, dondurma gibi süt ürünleriyle çeşitlendirilmelidir. Süt ürünleri fiyatları markette çok artmış, tüketicilerin alım gücü düşmüştür. Sütün çocuklar, hamileler ve gençler açısından önemi dikkate alındığında hayvansal proteine ulaşamamanın yol açacağı sağlık riskleri düşünülmelidir. Halka sosyal yardımlar kapsamında süt ve süt ürünleri dağıtımı yapılmalıdır.